Devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Televizyonunu yeni açanlar için hoş geldiniz diyoruz keyifli hafta sonuna. Günaydınlar diyoruz tekrardan. Konuğumuz bizlerle beraber eğitimci doktor Nazime Tuncay bizlerle beraber. Nazime Hanım'ın çok güzel çalışmaları var. Disleksi, otizme yönelik çalışmalar ve çok da güzel geniş araştırmaları içeren bir kitabı var. Sanal Düşler ve Özel Gerçekler adını taşıyan bir kitap. Çok uzun yılların bir ürünü bu kitap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, uzun yılların ürünü bir kitap dedik bunun için. Ya, sanıyorum 10 yıllık bir çalışmanın ürünü mü? Evet, peki onu bahsedeceğiz kitaptan. Öncelikle sizi tanıyalım. Eğitiminizden bahsederseniz bize Nazime Hanım. Evet, ben matematik ve bilgisayar öğretmenliği bölümünü okudum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. Sonra master yaptım. Yine aynı bölümde. Uygulamalı ve matematik bilgisayar bilimleri olarak bu sefer. Dolayısıyla matematik ve bilgisayar background'umun, altyapımın bana verdiği çizgilerle bayağı yol alıp da aslında bu kitabın çıkmasına sebep oldu. Daha sonra eğitimci bir kişiliğim var. 4 sene kadar bir ara verdim master'den sonra eğitimime. Liselerde öğretmenlik yapıyorum şu anda. Doktora yaptım. Doktoramı bilgisayar ve öğretim teknoloji eğitimi üzerine yaptım. Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Evet, güzel, çok güzel. Çok genç görüyorum. Genç yaşınıza rağmen çok şey sığdırmışsınız. Eğitimler, çalışmalar, özellikle bu 10 yıllık çalışmanın ürünü olan bu kitap. Gelelim kitaba o zaman. Şimdi disleksi ve otizme yönelik olduğunu biliyorum ben. Tabii ki siz daha geniş anlatacaksınız bize yapmış olduğunuz bu çalışmanın ürününü. Öncelikle istiyorsanız disleksiyi, otizmi, üstün zekayı bir açıklayalım. Kısaca böyle bir açıklayalım bilmeyenler için. Bir farkındalık yaratalım. Nasıl açıklarsınız bize bu kavramları? Evet, aslında hepsinin ortak bir benzerliği olduğundan dolayı bu kavramlarla çalışmayı düşündük Sayın Mehmet Duran Özlacar'la bu kitabımızda. Disleksi bir öğrenme güçlüğü, otizm bir gelişim bozukluğu. Üstün zeka ise pek çok yeteneğin bir araya gelmesiyle oluşur. Daha da açalım mı? Evet, bebeklikten, çocukluktan itibaren hangi etkilerden nasıl olabileceğini anlatabiliriz veya mesela ne tür etkileri olabilir? Eğer bir çocuk otizmli ise, disleksi ise veya üstün zekalıysa her birinin aileler bunu nasıl fark edebilirler? Küçük yaşta mesela onları öncelikle bir detaylandırabiliriz. Daha sonra da açalım konularımızı. Tabii ki. Bebeklikten itibaren otizmli veya disleksili veya üstün zekalı bir çocuğu aslında küçük de olsa anneler birçok şey izleyebilirler. Onun hakkında bilgi sahibi olabilirler. Örneğin küçük bir çocuğun eğer disleksili ise diyelim ki bir bebek onun hareketlerinden belki anlayabiliriz. Veya otizmde ne tür hareketler olabilir? En önemli şey annenin gözüne bakıyor mu bebek? Emzirirken örneğin anne bebeğini emziriyor. O anda emzirirken göz teması kurmaya çalışabilir. Evet. Bu göz teması kurmayla eğer çocuk mesela anne sürekli bakmasına rağmen bebek gözlerine bakmıyorsa hala daha niçin benim bebeğim bakmıyor diye düşünebilir. Yeni bebek doğduğu anda. O anda, o aşamada pek de bir anlam taşımıyor aslında. Sadece küçük kanıtlanmış belirtiler bunlar. Evet. Ama hangi yöne gideceğini daha sonra ilerleyen yıllarda bunlar dediğimiz gibi bunun aslında üstün zekalı bir çocuğun da otizmli veya disleksici bir çocuğun da ortak olan pek çok yanı vardır. İlerleyen yıllarda bunlar eğer çocuk diyelim ki geldi konuşabilme çağına geldi. Bu ne oluyor? Bizim ülkemizde belki 1,5 yaş civarları falan genelde çocuklarımız konuşuyor. Hala da 2 yaşına geldi. Eğer bir çocuk konuşamıyorsa benim çocuğumda bir sorun var mı acaba diye düşünebilir anneler. 2 yaşına geldiği zaman konuşamıyorsa eğer. Konuşamıyorsa orada yani, bir durup düşünmek gerekiyor. Yani bu diyelim ki belki hiç kelime kuramıyorsa bu daha da çok düşünebilmesi gerekir. Yani bu hangi kavrama giriyor peki demiştiniz? Onları açacağım biraz sonra. Evet, peki. Biraz sonra açacağım. Dediğim gibi hepsinin ortaklaşa ortak anne ne zaman var. Aslında hepsi de bir problem. Benim gözümde üstün zekalı bir bebeği olması da anne için bir problem. Otizmli olması da veya disleksili olması da.
Hepsi için de özel eğitim gerektiriyor. Evet. O yani yüzden problem burada aslında. Evet, özel eğitim gerekiyor. Evet. Farkında olmak gerekiyor aslında. Çocuğun probleminin farkında olup da o yönde eğitime tabi tutmak gerekiyor çocuğun evet, yani sağlıklı olabilmesi için, hayatını idame ettirebilmesi için. Annenin daha çok çaba sarf etmesi gereken bir dönem olduğunu, normal diğer çocuklar gibi ona eğitim veremeyeceğinin hemen birer izlenimi bunlar aslında. Evet. Daha sonra bebek üzerine anne incelemeler yapmaya başlıyor. İşte o kelimeleri cümlelere dönüştürebiliyor mu, dönüştüremeyebiliyor mu? Yani iki kelime oluyor mu bu, üç kelime oluyor mu, dört oluyor mu filan gibisinden. Ve eğer çocuk daha sonra diyelim ki geçici de olsa 3 yaşına kadar konuşmaya, cümleye kullanmaya başladıysa bu büyük bir ihtimal otizm yavaş yavaş değildir diye diyebiliriz. Otizmde bir çocuk 3 veya 4 yaşına kadar konuşamıyorsa hala daha demek ki biz bu olabilir mi acaba? Evet. Farklı psikolojik problemler de olabilir bunun altında çünkü başka sorunlar da olabilir. Olabilir mi diye hemen 3 veya 4 yaşına kadar konuşamıyorsa düşünebiliriz. Eğer bir çocuk yaşıtlarından farklı olarak 3 yaşına geldi bir çocuğumuz, biz fark etmeden herhangi bir cümleyi kurmakla değil de okuyabiliyorsa, evet, kendi kendine anlamadık nasıl olduğunu, fakat baktık çocuğumuz okuyor. Örneğin orada bir ev su yazıyor diyelim ki, bir şişenin üzerinde veya herhangi bir hayat, herhangi bir su yazıyor, sunun bir şeyi yazıyor. Çocuk kendi kendine ev su veya hayat gördüğü şeyleri okuyabiliyor. Bu daha sonra matematiksel işlemler yapabiliyor. 2 artı 2 örneğin veya 4 artı 5 kendi kendine yapabiliyorsa bu üstün zekalı olduğunun bir uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir göstergesi de denilebilir. Onun için de özel bir eğitim gerekiyor tabii. Kesinlikle normal bir eğitimle bu çocuklar günümüz eğitiminde çok farklı problemlere sebep olabilirler. Depresyon geçirebilirler. Kendi zekalarına göre eğitim almazlarsa problemler yaşayabilirler. Peki disleksi nasıl bir şey? Öğrenme güçlüğü olan bir çocuk demektir bu. Geleneksel eğitimdeki okullarımızdaki öğrenme yöntemlerinden farklı öğrenme metotları gerektiren çocuklardır. Bunları nasıl anlarız? Örneğin diyelim ki çocuğumuz geldi 4 yaşına, ayakkabısını bir bağlayamıyor hala daha. Ya daha ilerleyen yaşlarda belki günümüz anneleri ben kendim bağlayayım. Ya düğmelerini geldi ilkokul çağına geldi 6 yaşına geldi düğmelerini ilikleyemiyor. Ve harfleri okuma çağına geldi. Okurken B ve D'yi karıştırıyor. Evet. 6 ve 9'u karıştırıyor. Bunları karıştıran bilen bir çocuğumuzun acaba yani aileler hemen tembelsin oğlum veya anne baba okumadın veya derim ki öğretmenler diyebilir ki sen çalışmadın. Hayır, hemen ilk çıkarmamız gereken bir şey. Hemen o şekilde yapıştırmalar yapılıyor. Halbuki bu bilinçsizlikten kaynaklanıyor değil mi? Yani evet. Bilinçsizlikten, farkında olmamaktan, yani bu tarz rahatsızlıkların da olabileceğinin farkında olmamaktan kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. O yüzden burada çok dikkatli olmak gerekiyor aslında. Anlattığınız şeyler çok önemli şeyler. Bu tarz belirtiler görüyorsa eğer aileler çocuklarında mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle, evet. Evet, 2 yaşından itibaren zaten belirtilerini gösteriyor diye yanlış anlamadıysam. Evet, evet. 2 yaşından itibaren tüm bebekler üstün zekalı mı, otizmli mi veya disleksili mi hemen anneler onu o izlenimleri yakalamaya başlayabilirler. Evet, peki gelelim o zaman kitabınıza. Şimdi siz bu kitabınızda söylemiş olduğumuz gibi disleksi, otizm ve üstün zekalı çocuklara yönelik bir kitap hazırladınız. Nedir kitabınızın içeriği ve amaçları nelerdir? Bunları da bir anlatalım izleyicilerimize. Evet, evet, bu kitabı Mehmet Duran Öznacar ile birlikte Türkiye'de görev yapan değerli bir araştırmacı, değerli bir müdürümüz şu anda, bir okulun müdürü. O arkadaşımızla birlikte hazırladık. İlk önce herkes kendi çalışmalarıyla biriktirdi, ondan sonra birleşmiş bir şey. Ben kendimin ait olanları anlatabilirim burada size. Tabii ki. Nasıl girişim gösterdiği, neler var içerisinde. Evet. Evet, burada dediğimiz gibi sanal düşler, özel gerçekler var. Özel olan bireylerden bahsettik. Bunlar içerisinde 3 sınıfı özellikle ayırdık. Disleksi, otizm ve üstün zekayı. Bunlar üzerinde ortak olan kişiler vardı.
Onlar bizim çok ilgimizi çekti. Örneğin Agatha Christie gibi ünlü olan, bugüne kadar çok ünlü olan, benim kendimin de çok sevdiğim ünlü disleksili bir yazarımız, bir polisiye kritik kitapları yazan bir kişimiz. Başka kimler var mesela? Bir parantez açayım hemen böyle, merak evet, konusu çünkü bu. Ünlüler arasında başka kimler var böyle otizmli veya disleksili veya üstün zekalı bilmediğimiz kişiler? Evet, aslında yavaş yavaş çoğunu bilmeye başladı toplumumuz. Albert Einstein var otizmli olarak. Otizmin bir farklı türü onun Asperger sendromu. Bunlar üstün zekalı olan çocuklarda görülen bir özellik. Evet. Üstün zekalı olan çocukların sosyal iletişimsel problemleri olduğu zaman verdiğimiz bir tanım. Newton var, Mozart var. Mozart yine otizmli bir kişi. Onun hikayeleri de çok ilginçtir. Sınıfa girdiği zaman üniversitede dersi anlatırken eğer dersi iptal olmuşsa dersinin iptal olduğunu kabul etmeyen bir kişiydi. Öğrenciler sınıfa gelmese bile o dersini yapıyordu. Yani boş sınıfa Mozart kendisi dersini anlatıyordu. Bu otizmlerin algılama probleminden doğan bir gösterge. Albert Einstein var dedik, Mozart var dedik, Beethoven var. Beethoven disleksili bir ünlümüz. Can Dündar var, yine disleksili bir, Türkiye'de tanınmış bir araştırmacı yazarımız. Evet. Ve daha pek çok, var, değil kişi mi? Var. Evet. Buradaki örneklerde de zaten görüyoruz ki bu tarz özellikleri olan kişiler kesinlikle zeka geriliğiyle bir ilgisi yok aslında. Evet. Çok yetenekli insanlar olabiliyorlar. Kesinlikle. Ama burada eğitimin önemini de vurgulamamız gerekiyor bir kez daha. Eğitim de çok önemli. Eğitimle paralel gidiyor zaten bu kişilerin başarıları diye düşünüyorum. Öyle olsa evet, gerek. Evet, fark edebilmek de önemli aynı zamanda. Fark etmek. Annelere çok büyük yük düşüyor. Dediğimiz gibi küçük bebekkenden itibaren çocuğunu izlemesi ve bunu kabullenmesi gerekiyor gerçekten. Çoğu anne kabullenemiyor. Benim çocuğum farklıdır diye kabullenemiyor. Bunu gerçekten fark etmek önemli bir şey. Evet. O ama ilk adım. Kabullenmemek zarar verir zaten değil mi o çocuğa? Kesinlikle. Yani üstün zekalı bir kişi olabilir çocuğunuz. Bir sıkıntı olmayabilir yani farklı hayatında, ama bu da onun sınıflarındaki, eğer 5. sınıfa gidiyorsa, ilkokul 5'e gidiyorsa, belki o çocuk ilkokul 5'te de sınıf atlama yöntemiyle orta 1, orta 2'de olması gerekir. Veya arkadaşlarından daha yetenekli, daha zeki bir çocuk olduğu için öğretmeni tarafından belki bilinmeden hordanabilme, bunları söylemek çok hoş değil. Öğretmenin daha çok zeki olabilir ve problem yaşayabilir. Oluyor aslında bu tarz şeyler de okullarda değil mi? Mesela diğer maalesef çocuklar tarafından dışlanmalar veya işte sıraların en arkasında oturan çocuklar olabilir. Bilemiyorum, bunun gibi çok örnekleri de olabilir. Örneklendirebiliriz aslında evet, bunu çok fazla. Burada okulda öğretmenlere de çok sorumluluk düşüyor anladığım kadarıyla. Veya bunun için ayrı eğitim merkezleri, belki de özel eğitim merkezlerinin olması gerekiyor bu tarz kişiler için. Var mı böyle bir şey ülkemizde? Var ama bunları geleneksel eğitimden ayırmadan aslında destekleyici eğitim olarak göndermek çok daha mantıklı. Günümüzde toplumumuzda genelde bu böyle yapıyor. Bizim ülkemizdeki eksiklik ise geleneksel eğitim içerisinde öğretmenlerimizin bu tür öğrencileri pek fazla tanımamaları, onlara hangi metotlarla eğitim verebileceklerini anlamamaları, bundan dolayı problem yaşamalarıdır. Örneğin en basitinden bir beden eğitim dersinde bile bu çocuklardan koordinasyon, beden koordinasyon problemleri olabilir. Evet. Hem disleksili hem otizmli çocukların. Evet. Dolayısıyla bir topu atamama, basketi atamama veya sürekli olarak hedefi şaşırıp da yanlış bir tarafa atmadan dolayı belki öğretmenin sinirlenebilir. Sen özellikle mi yapıyorsun gibi konuşabilir. Fakat onun özelliklerini tanıyorsa, o çocuğun gerçekten o problemi olduğunu fark ederse, bazıları bunların çok açık değil. Yani bu problemler çok belirgin, evet, kendini değil, göstermiyordur. Çocuğun fiziksel görüntüsünden anlayamıyoruz.
Evet, o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Burada işte hem ailelere az önce söylemiş olduğunuz gibi hem okulda eğitimcilere de çok büyük görevler düşüyor. O yüzden buradan herkesi dikkatli olmaya, farkında olmaya davet ediyoruz. Bu çocuklarımızın sağlığı için, geleceği için çok önemli ayrıntılar. Evet, dönelim kitaba. Şimdi kitabınızın amacı Mehmet Duran Öznacar'la beraber hazırlamış olduğunuz bir çalışma, bir çalışmanın ürünü. Çok güzel bir çalışma. Amacınız bu kitapla nedir? Amacımız ilk önce bu tip çocukları tanıtmak. Birinci amaç. Burada bunlar tüm ayrıntılar var zaten kitabın içerisinde. Evet, detayları oldukça kalın, ağır bir kitap. Farklı eğitim metotları önermek. Matematik, bilgisayar, uzaktan eğitim, fen. Mehmet Duran Öznacar hocamız fen öğretmeni, aynı zamanda bir biyoloji öğretmeni. O da bu yönden katılıklarda bulundu, özellikle kitap içerisinde. Farklı aktiviteler sunmak, öğretmenlerimize bir rehber olabilmek amacıyla bu kitabı hazırladık. Tam bir eğitim kitabı aslında bu, değil mi? Evet. Yani yapmış olduğunuz bu çalışma, söylemiş olduğumuz disleksi, otizmli ve üstün zekalılar için tam eğitime yönelik bir kitap. Yani bu kitabı hem aileler hem de okulda eğitimciler yararlanabilir mi bu kitaptan diyebilir miyiz? Yoksa? Evet, her kesim için, aileler, eğitimciler, hatta çocuklar, özellikle üstün zekalı çocuklarımız, onlar farklı eğitim metotlarına ihtiyaçları vardır. Geleneksel eğitimin dışında öğrenmeye aç olan duygularını giderebilmek için farklı metotlar, bilgiler, ki bunları ne anneler ne de öğretmenler çoğu zaman karşılayamayacak duruma gelebilirler. Bunlarla ilgili ipuçları ve nerelerden bulunabileceğim, hatta bazı etkinlikler ve internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde nerelerden faydalanabileceği bulunmaktadır. Evet, o uzaktan eğitime gelelim madem ki konusu açıldı. Nasıl bir eğitimdir? Siz veriyorsunuz bu eğitimi, uzaktan eğitim veriyorsunuz diyebiliyorum. Zaten Sanal Düşler ve Özel Gerçekler kitabının adı da oradan geliyor anladığım kadarıyla, değil mi? Sanal Düşler, yoksa yanlış mı düşünüyorum? Aslında sanaldan bu kitabı hazırlarken Mehmet hocamızla birlikte sanaldan kastımız bilgisayar, elektronik, televizyon, hatta ortamlarında olan olaylar olarak. Öyle mi? Evet. O şekilde düşündük. Evet. Düşler, oradaki hayatlarımız, oradaki emellerimiz, amaçlarımız. Çünkü çok basit seviyede olabilir, çok az belirtiliyor olabilir ve hafif olabilir disleksi ve otizmli kişilerimiz. Fakat bununla baş edemeyen, eğitim alamamış özellikle. Eğitim almadan çocuk bu özellikle, mesela sosyal bütünleme sorunları var otizmli kişilerin. Onlar duygularını ifade edemezler, nasıl davranacaklarını bilemezler. Ve bunları mesela onlara dokunamazsınız, nasıl yapabilecekleriyle ilgili. Belki internet üzerinden veya aynı zamanda otizmli disleksili olup da engelli olabilir, yerinden hareket edemeyen çocuklarımız olabilir. Evet. Tüm diğer çocuklarda olduğu gibi. İnternet üzerinden hangi eğitimlere ulaşabilirler veya kendilerini belki de gezemedikleri yerleri, gidemedikleri ülkeleri, onlara gidip de nasıl bilgiler alabilirler diye düşünmüştük. Yani sanal düşler kavramımızda, sanal ortamdaki düşlerden, Second Life diye bir program var orada. Orada kendi karakterlerini yaratabilirler. Mesela şu an hemen geçmeden görüntü, ondan bahsetmek istiyorum. Burada bir animasyon görüntümüz var. Biraz bundan bahseder misiniz bize? Evet, evet. Oradaki karakter benim. Diez Naz diye bir karakterim. Evet. Orada aslında otizm ile ilgili çalışmalar yaparken ve işte oradaki farklı öğrencilerimle buluşurken hazırladığım bir sunum sizler için. Oradan bir küçük bir alıntı. Second Life diye bir program. Bunu internet üzerinden yazıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bir farklı dünya gibi olarak kendini anlatıyor. Second Life diye bir ama program. Ama bu dinle alakalı bir olay değil. Pek çok kişi direkt din, ikinci hayat veya ölümden sonraki hayat değil. Yani ismi bu şekilde konmuş bir program. Gerçek hayatta yapabileceğiniz her şeyi internet ortamında yapabilmeyi amaçlıyor. Evet. Bunlar duyu bütünlüğü bakımından özel otizmli çocuklar için gerçekten bir ilk adım. Yani burada yapamadıklarını, konuşamadıkları veya arkadaşlarına anlatamadıkları şeyleri bu ortamlarda arkadaş edinip de
konuşmayı öğrendikten sonra gerçek hayatta yapabiliyorlar. Nasıl kullanacaklar peki bu programı? İndirecekler sizin söylemiş olduğunuz gibi. İndirecekler, evet. İnternetten dediğim secondlife.com'a gidecekler, indirecekler. Ondan sonra bir karakter yaratacaklar. Programın sayfasında ilk aşama odur. Kendileri istedikleri gibi olabilir. Ben burada sarışın olmayı tercih etmiştim. İsterseniz işte siyah saçlı, kahverengi falan. Kız, bayan, erkek, hayvanlar da dahil olmak üzere hangi karakterde isterseniz bu ortama o karakteri girebilirsiniz. Evet. Tamamen yaratabilirsiniz de. Yani yüzünüzün şeklini yuvarlak yapabilirsiniz, zayıf yapabilirsiniz. Vücudunuzu yine aynı şekilde, kaslarınızı falan, yani tamamen hayalinizdeki sanal ortamdaki kişinin ne olmasını istiyorsanız bu program ilk önce ona izin veriyor, onu sağlıyor. Evet. Onu yaptıktan sonra ise arama düğmesi var yukarıdaki şeyde, URL'deki bilgisayarda kullandığımız şeyden. Evet. Gitmek istediğimiz ortamların ismini yazıyoruz ve onlara gidiyoruz. Tabii ki sınıflara ve derslere gidebilmek için ortama girdikten sonra şifreler istiyorlar bizden. Hı. O şifrelerini biliyorsak ve bir derse kayıt olmuşsak o şekilde sizden alabiliyorlar şifrelerini. Benden alabiliyorlar. Sizden kayıt olabiliyorlar. Çok farklı üniversiteler aslında bunu kullanıyor. Sadece bizim ülkemizde değil, farklı ülkelerde de bu program kullanılıyor. ODTÜ'nün, Türkiye'de ODTÜ'nün bir kampüsü var bunun üzerinde. Öğrencilere derslerini buradan gerçekleştiriyor. Master, doktora dersleri şu anda burada gerçekleştiriyor. Amerika'da, İngiltere'de. Çok farklı ülkelerde sevilen ve kullanılan bir program. Harika. Böyle bir fırsatın olması çok güzel aslında, bu tarz çocuklar için böyle bir fırsatın olması çok güzel bir eğitim. Sadece bu tarz çocuklar için değil, aslında tüm çocuklarımızın faydalanacağı bir program. Evet. Sadece özel eğitime has bir şey değil. Artı olarak özel eğitim olduğu zaman daha da faydalı olabilecek bir program olarak söyleyebiliriz. Harika, çok güzel. Peki, şimdi okula gidemeyenler için bir eğitim çalışmanız var mı? Sizin kendi özel yapmış olduğunuz bir eğitim çalışmanız var mı? Evet, çok farklı çalışmalar gerçekleştirdim bugüne kadar. Okula gidemeyen öğrencilerle internet üzerinden genelde ailelerimiz, annelerimiz benimle iletişim kuruyorlar. Disleksili ve otizmli çocuklarımızın. Çocuklarla değil de onlar işte çocuğuma bu konuda nasıl faydalı olabilirim veya ben örneğin okumayı sökemiyor oğlum. İşte disleksili bir çocuğum var. 6 yaşına geldi. Fakat hiçbir şeyi tanıyamıyorum. İşte EYİF, VEYİF, SUYUF filan gibisinden hiçbir şey tanıyamıyor. Bunlara küçük yaştan nasıl eğitim verecekleriyle ilgili annelere ben tavsiyelerde bulunuyorum. Veya otizmli çocuklarım vardır. İşte 15 yaşında bir çocuğum var şu anda mesela. O yine konuşamıyor ve harfleri birleştiremiyor. Onunla anneye işte farklı metotlarla etkinlikler düzenlemesi için yardımcı oluyorum ve o şekilde. Sunum yapamayan yetişkinler var. Bir ortamdan gidip yetişkinlere de veriyorsunuz. 30 yaşında, harika. 35 yaşında yetişkinler var. O nereden kaynak? Yani bu herhangi bir rahatsızlıktan değildir herhalde. Hayır, belki de bilinçaltından olabilir. Bir takım kaygılardan olabilir, değil mi? Geçmişte yaşamış olduğu. Evet. Disleksili çok kişi de aslında bunu görebiliriz. Şu anda çok başarılı olan kişilerde de var. Bir topluluk önünde konuşmaktan çekiniyorlar. Sosyal fobi olarak da nitelendiriliyorlar bazen bu gibi durumları. Doğru mudur bu? Evet, sosyal fobi olarak diyebiliriz kesinlikle. Ama özellikle dediğimiz gibi disleksili çocuklarımızda görülen bir %90'ına görülen bir özelliktir. Evet, evet. Bir topluluk önünde bir konferansa gittiklerinde sunum yaparken çok rahatsız oluyorlar. İşte göstermesi kurup da bir şeyler anlatabilmekte zorlanıyorlar. Genelde konuşmaları çok kısa kesiyorlar bu kişiler. 2-3 dakikada bitirmeye ve 10 dakikada bitirmeye veya farklı metotlarla işte nasıl yapacaklar? Bana gelen şeylerimiz bunlar. Nasıl kendilerini geliştirecekler? Örneğin işte yazarak bu konularda eğitim danışmanlıklar yapıyorum. Harika. Evet. Peki sizi bu çalışmalara yönlendiren ne oldu? Nasıl merak sardınız? Nasıl başladınız bu çalışmalara? Çok güzel. Aslında
Özellikle otizmden bahsedeyim. Benim en fazla ilgimi çeken otizmdi. Disleksiye daha geç yıllarda başladım. Fakat otizmle ilgili araştırmalara ve çalışma, kendimi ilk önce meramı giderebilmek için ortaokul yıllarımdan başladım. Çevremde konuşuluyordu ve işte otizmli arkadaşlarım, yaşıtlarım vardı. Onlara kötü davranılması hoşuma gitmemişti. Beni başlatan davranış bu olmuştu. Anneler çocuklarının bu özelliği taşıdığını söylemekten çok çekiniyorlardı. Ben çevremi sorduğum zaman ne bu? Çocuğum işte Asperger sendromu taşıyor falan demişti. 25 sene önce bir anne. Ne bu? Peki açıklamıyorlardı. Açıklamaktan çekiniyorlardı. Peki ben yanında olduğumdan neye dikkat edeceğim, ne yapacağım hiçbir şey bilmiyordum. Ve gizli gizli kimseye söylemeden gelip kitaplar alıyordum. Hatta şu anda Atatürk Kütüphanesi'nin olması gerek, İngilizce olarak almıştım. Büyük kütüphanemizde. Oradan ne güzel, yani ne güzel, çok enteresan. Senelerce çok kendi duyarlı, kendimi o şekilde duyarlı bir başladı. Davranış olarak gördüm aslında. Evet, yani o şekilde bunun başladı. Bunun meranınızı çekmesi, ilginizi çekmesi ve bu şekilde devam etmeniz bu yola çok duyarlı bir davranış diye düşünüyorum. O şekilde başladınız, devam ettirdiniz çalışmalarınızı. Evet, devam ettirdim. Disleksiye daha geç yıllarda kendi öğrencilerimle başladım. Bu işte 2002'li yıllardaydı. Kendi öğrencilerimin disleksi özelliği taşıyan sınıflarda bulduğum zaman kendimi, onları daha da çok tanımayabilme gereksinimi duydum. İlk önce kendi derslerimi anlatmak için matematik ve bilgisayar dersleri veriyordum ben. Çok zor geldi gerçekten. Farklı geldi. Daha önce bu çocuklarla birebir eğitim vermemiştim, eğitim gerçekleştirmemiştim. Zor geldiği için yılan bir kişi değilim. Yani kolay pes eden bir kişi değilim. Evet, o belli ediyor zaten kendini. Bu özelliğimden dolayı evet. Yok hayır ben başaracağım, bu öğrencilerle iletişim kuracağım diye kendimi çok paraladım derler, çok çabaladım. Ve sonunda gerçekten onlara bir şeyler anlatmak için farklı metotlar geliştirdim. Hatta matematik öğrenme metodu bulabilirsiniz kitabın içerisinde. Farklı metotlar evet. Var. Evet. Zaten merak edip alacak. Nereden ulaşabilirler bu arada kitaba? Şu anda kitap evlerinde var, Lefkoşa'da da, Güzelyurt'ta, Deniz Plaza'da var, Güzelyurt'ta, Türkay Kitap Evi'nde var. Her yer istedikleri evet. Tüm kitapçılardan Gülver Yayıncılık'ta var. Merak edenler. Tabii İnternet üzerinden var. Ayrıca Amazon'da da bulunmakta şu anda güzel bir şey olarak bizim için. Amazon'da Almanya'nın Amazon.de'de Fremdsprache Bücher olarak da. Yabancı ülkelerdeki kişiler de ulaşabilirler. Harika. Bu arada siz Türkiye Disleksi Vakfı ve Doğal Koleji'nin düzenlemiş olduğu 1. Uluslararası Disleksi Kongresi'ne davetli olarak, konuşmacı davetli olarak katıldınız. Sanıyorum bu Türkiye'de ilk disleksi kongresiydi. Ve bir Kıbrıs'tan, Türkiye'de onca kişi arasından ve Kıbrıs'tan da sizin davet edilmiş olmanız gurur verici olsa gerek. Ne yaptınız, nasıl bir duyguydu sizin için, nasıl bir tecrübeydi bu kongreye katılmış olmak? Evet, çok güzel bir tecrübeydi gerçekten. Hatta hayatımda pek çok, kendime göre pek çok şey yaptım. Fakat benim için oradaki yaşadığım anlar, özellikle ailelerimiz, disleksili çocukların aileleriyle ve oradaki çocuklarla birlikte iletişim kurmak, konuşmanın sonrasında gelip bana sordukları, fikir almak için yanımda olan kişiler gerçekten çok gurur vericiydi, çok güzeldi. Yani hayatımda yaşadığım en güzel tecrübeydi. Yani kendime ait sayabileceğim başarılarım ve deneyimlerim aslında. Orada matematik öğrenme modellerini anlatmak için çağırmıştım. Yaptığım konuşmamda bunları anlattım. Farklıydı. Çok değişik bir deneyimdi. Bir saatlik bir sunumumuz oldu. Güzel bir kongreydi. 200 kişilik bir kalabalık bir grup arasında verdiğim bir konuşmaydı. Bu kadar büyük bir grup arasında konuştuğum ilk kezdi. Konferanslara çok fazla gittim. Sınıf önümde genelde yani en fazla 50 kişi bulunur. Konferansta küçük odalarda olur çünkü. Ayrıca oraya siz kendiniz makale yazar gidersiniz. Çağrılmış olmam güzeldi. Ülkenizde farklı bir kurum tarafından bugüne kadar gel bunu anlat, bak kitap çıkardın, bunları yaptın, davet edildiğim hiçbir yer olmadı. Kendi ülkemizden sağ olun siz beni buraya davet ettiniz,
Gerçekten çok mutlu oldum. Ama bu çok önemli, çok özel bir konu. Evet. Duyarlılıkla üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum böyle bir konunun. Çünkü gerçekten aramızda bu tarz rahatsızlık da demek istemiyorum aslında ben. Farklılıklar. Farklılıklar, yani bu tarz özelliklere sahip olan birçok kişi var. Çocuklarımız var, yetişkinler var. İşte disleksi, ne diyorduk? Disleksi, otizm ve üstün zeka. Bu üçünü ele almıştık. Var. O yüzden görmemezlikten gelemeyiz ve bununla ilgili çok değerli çalışmalar yapan kişileri de bir şekilde ön plana çıkarmak gerekiyor. Yani ön plana çıkmak değil amacım, faydalı olmak. Tabii ki. Evet. Yani bildiğim şeyleri paylaşabilmek ve bu paylaşımlar arasında daha çok bu çocuklarla, bu çocukların annelerine yardımcı olabilecek bilgiler sunabilmek. Ve orada bunu yaşadım ve hala daha internette dün akşam bile bana yazan annelerimiz oldu. İşte bunu böyle iletişim kurduğum kişiler var. Çok güzel bir şey. Mutlaka, evet. Mutlaka. Peki şimdi benim merak ettiğim, ülkemizde bu gibi çalışmalar, sizin yapmış olduğunuz çalışmalarla, yani çalışmalara örnek olacak farklı çalışmalar var mı yani? Daha mutlaka doğrusu vardır. Aynı çalışmalar var mı? Mutlaka ne vardır. Yönde yani bu çalışmalar daha doğrusu ülkemizde? Ülkemizde Kıbrıslı olarak önce söyleyeyim. Genelde Türkiye'den getiren hocalarımızla bu bölümler donatılmaktadır. Kıbrıs'ın kendi gençleri arasında okuyan öğrencilerimiz var, çalışanlarımız var. Evet. Bu kurumlarda yer alanlar, özel eğitim merkezlerinde gönül veren kişilerimiz var. Fakat daha çok Türkiye'den bireyleri getirmeyi tercih ediyorlar. Onlar da çok değerli kişiler tabii ki. Ama toplumumuzun gençlerinin belki daha çok duyarlı olması gerektiğini düşüncesindeyim. Daha çok eğitimler verilmesi gerekir. Öğretmenlerimiz farkındayık denilse bile çok da fazla farkında değiller aslında. Tanımını yapmasını sorduğumuzda, kitabımızda var hatta, 250 tane öğrenciye ilk önce sormuştuk. Otizmle, disleksine, üstün zekane ve bunlar arasında 172 kişi üstün zekayı bilmişti. 5 kişi disleksiyi, 2 kişi ise otizmi bilmişti. Evet. Fakat bu öğrenciler arasında, sorduğum grup arasında hiçbir üstün zekalı yoktu. Ayrıca disleksili 2 kişi ve bir tane de Asperger sentrom kişi vardı. Bu grup birlikte bir okulda olan bir gruptu. Bu grupta arkadaşlarıyla aynı sıralarda oturup da arkadaşını tanıyamamak gerçekten bir problem. Ayrıca öğretmenlerin de tanıyamaması daha da bir problem. Yani ülkemizde gerçekten bu sorun var ve daha da çok üzerine durulması gereken bir konu. Dediğim gibi o yüzden Türkiye Disleksi Vakfı'nın oraya çağrılması gerçekten benim için çok güzeldi. Ülkemizdeki vatandaşlarımız bu eğitimlere, Milli Eğitim Bakanlığı'na da söyledim. Yani ben bunları yapalım, bunları yapabiliriz falan diye. Farklı öncelikleri var. Fakat kesinlikle öncelikli yani olan çok konu arasında bu da öncelik taşınması gereken bir konu. Çünkü bu çocuklarımız okullarımızda bizimle birlikte sıranın gerisinde oturuyorlar ve onları biz ön sıralara taşımak için yollar bulmalıyız. Evet. Peki bu çalışmalarda destek aldığınız veya etkilendiğiniz kişiler oldu mu? Tabii ki çok fazla oldu. Destek aldığım pek çok kişi oldu. Çevremdeki kişiler oldu. Çevremde gördüğüm, tanıdığım otizmli ve disleksili kişiler oldu. Küçükken beri takip ettiğim kitap yazarları oldu. Anderson vardı, çocuk masalları, disleksili bir kişi. Bunların hayatlarından esinlenerek çalışmalar yapmaya çalıştım. Değerli hocalarım oldu, kendi hayatımdan gördüğüm, tanıdığım, bana emek verenler oldu. Temple Grandin vazgeçilmez bir hobi diyeyim, evet. Dinlemeyi sevdiğim, anlatımları sevmediğim otizmli bir kişi, Asperger sentromlu bir kişi, kendini geliştirme şekline hayranım. Evet. Peki ne yazık ki programımızı bitirmek zorundayız. Bir canlı yayına bağlanacağız. Böyle pat diye oldu ama daha konuşacak çok şey vardı aslında. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gerçekten çok güzel bir
işe imza attınız, çok güzel çalışmalar yaptınız ve ürünü olarak da Sanal Düşler ve Özel Gerçekler kitabı var elimizde zaten. Merak edenler de bu kitabı elde edebilirler. Sayın eğitimci doktor Nazime Tuncay'a çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için güzel bir sohbetti. Farkındalık yarattık bilmeyenler için. Evet, yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatlerde, yani saatlerimiz 8'i gösterdiği anda keyifli hafta sonuyla sizlerle beraber olacağız.